Şu anda Almanya'da bugün Alman Sağlık Bakanı açıkladı. Bir yasa teklifi veriyorlar. Gelirken valimize de, belediye başkanımıza da, arabada geldiğim arkadaşlarımıza da anlattım. Verdikleri teklif şu: artık insanlar rahatlıkla, kanuna aykırı olmadan Almanya'da esrar içebilecekler. Üzerlerinde bulundurabilecekler. Aynı zamanda evlerinde kendi içebilecekleri kadar kenevir, yani esrarı üretebilecek keneviri evlerinde üretebilme kabiliyetine sahip olacaklar. Avrupa sadece bu değil. Hem Avrupa'da hem Amerika'da inanın bunlar şaşırmışlar. Kafayı yemişler. Şırınga devlet destekli olarak uyuşturucu kullananlara bedava veriliyor. Sadece bu kadar değil. Avrupa'da hani bizde kafe shoplar var ya, yani kahvelerin, çayların satıldığı ticarethaneler var. Beni bağışlayın. Narko shoplar var. Yani uyuşturucunun her türevini alabileceğiniz alışveriş merkezleri yapmışlar. Yetmedi, narko kafeler var. Yani uyuşturucuların içildiği kahveler, kafeler var. Avrupa kokain baskısı altında. Yani ürettikleri, pompaladıkları uyuşturucu, destek verdikleri terör örgütlerinin uyuşturucu ağı şimdi kendilerini buluyorlar. Hatırlarsınız, Amerika Irak'ı işgal etti. Dedi ki ben Irak'a demokrasi getireceğim. Ama ne getirdi? Kaos, istikrarsızlık, ölüm. Amerika Afganistan'ı işgal etti. Dedi ki barış getireceğim. Hatta orada kurduğu sistemin adını da barış gücü koydu. Ve orada barış getirmek istedi. Amerika Afganistan'ı işgal ettiğinde Afganistan'da 17 bin hektarda afyon üretimi, yani eroin üretimi yapılıyordu. Hatırlarsınız Amerika kaçtı ya bir uçakla Afganistan'dan. İnsanları o uçağa tutundular. Bir ülkenin en rezil fotoğrafıdır. Amerika'nın tarihinin en rezil fotoğrafıdır. Bir şey nasıl başaramadığını, aslında barışı getirmediğini, ölümü getirdiğini, kaosu getirdiğini, dünyaya orada 17 bin hektar olan afyon üretimi Amerika'nın zamanında, dikkat edin, 300 bin hektara çıktı. Teröriste hangi muameleyi yapıyorsak, uyuşturucu satıcısına da aynı muameleyi yapın derken motivasyonumuz işte bu. Bunu yaptık ve sonuç aldık. Sahayı baskıladık. Biraz önce arkadaşlarımız anlattılar. Ve eroin rotasını, yani Türkiye'ye Afganistan ve İran üzerinden gelen eroin rotasını bir şekilde ülkemizden uzaklaştırdık. Biraz önce arkadaşlarımız ifade ettiler. Geçen yıl yaklaşık sadece polisimiz ve jandarmamız 2020 yılında, 21 yılında 21 ton, hatta 22 ton diyebiliriz, eroin yakaladılar. 3-4 ton da gümrük yakaladı. Toplam 25 ton, 26 ton Türkiye eroin yakalamış oldu. Ne zaman? 2021 yılında. Peki biz bu eroini nerede yakaladık? Burada söylemek isterim. Eskiden doğudan, yani Ağrı, Van, Hakkari, o hatlardan Türkiye'ye uyuşturucu girerdi. Biz bunun ancak %20'sini oralarda yakalar, %80'i ise batıya gelirdi. Öyle bir mücadele ortaya koyduk. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öyle bir irade ortaya koydu ki, gerek sınırda yaptığımız çalışmalar, gerek güvenlik çalışmalarımız, gerek uyuşturucuyla mücadele birimlerimiz yaptığı çalışmalara dikkat edin. Ancak %20'sini doğuda yakalarken şimdi %74'ünü, yani yakalanan Türkiye'deki uyuşturucunun, eroinin %74'ünü biz Ağrı, Van ve Hakkari'de yakalıyoruz. Ve böylece o sınırımıza geldiği andan itibaren onu orada engellemeye çalışıyoruz. Peki bu sefer ne yaptılar? Eroinin hattını Türkiye'de yakalandığı için Akdeniz hattı üzerinden Avrupa'ya geçirmeye çalıştılar. Biz onu defettik. Ama neyle karşı karşıyayız? Demin söylediğim gibi metamfetaminle. Yani hem Avrupa'dan gelen hem İran'dan gelen bir metamfetaminle karşı karşıyayız. Onu da anlatacağım. Peki bunun
mücadelenin sonunda ne oldu? Uyuşturucu ticaretine ilk kez bulaşanların sayısı, bana çok kızdılar biliyorsunuz. Ne demişim? Okulların önünde uyuşturucu satıcısını görürseniz ayağını kırın demişim. Hayatımda geçen gece biz gece saat 2:30'a kadar uyuşturucu kullanan, ki Gaziantep'li bir anne de vardı, uyuşturucu kullanan annelerle birlikteydik. Onları dinledim. Bu ilk kez dinleyin şimdi. Uyuşturucu kullanan ne büyük bir hastalıkla karşı karşıyaysa, uyuşturucu kullananların aileleri de toplumdan izole olma. Karşı karşıya kaldığı problemi kimseye açamama. Anlaşıldığı andan itibaren herkesin ondan uzaklaşmaya başlaması gibi bir büyük problemle karşı karşıyadır. Ne yapacağız yani? Bizim valimiz, kaymakamımız, emniyet müdürümüz, İçişleri Bakanımız ne yapacak? Bu annelere sırtını mı döneceğiz? Hayır. Biz o annelerle de beraberiz. Ama o annelerin derdini anlamayanlar, evladının uyuşturucu parası almak için onu dövdüğünü anlamayanlar, onun gözünü morarttığını anlamayanlar, onun yıllardır birikmişlerini çaldıklarını anlamayanlar, o evladıyla kasıp kavrulan annenin o derdiyle hemhal olmayanlar, oturdukları yerlerden ayak ayak üstüne atarlar. Acaba bu adam bu lafları niçin ediyor derler. Bugün yine söylüyorum. Yine söylemeye devam edeceğim. Bu mücadeleyi yapıyoruz. Yapmasak bunu söyleyemem. Ama hep birlikte yapıyoruz ve bu mücadelede Allah bizi galip getirecek. Buna ben inanıyorum. Ancak burada söyleyeyim. Uyuşturucuyu okul önlerinde çocuklarımıza kim satıyorsa, tekrar söylüyorum, ne kadar beni eleştirirlerse eleştirirsinler, bu mücadelenin sonucunu alıyoruz. Ayaklarını kırsınlar, kırsınlar ve kırsınlar. Bu kadar açık. Sana ilk tavsiye kim etti dediğimizde %78'i arkadaşı, eşi, dostu. Yani benim çocuğum yapmaz, benim çocuğum kötü insanlarla arkadaş olmaz demek bu işin birinci hatasıdır. Ve %78'i, ve size biraz önce arkadaşlarımız söyledi, neredeyse %90'ın ailesi var. Neredeyse %80'e yakınının annesi. Peki biz buradan ne çıkardık? Çıkardığımız şey şu. Demek ki eğer biz annelere ulaşırsak, çocuklar eğer bu işe başlamışsa evlatları, onu anneler anlayabilirler. Eğer biz annelere evlatlarındaki değişimi hissettirebilirsek, uyuşturucuya başlamışsa onun hal ve tavırlarının nasıl olabileceğini onlara iyi belirtebilirsek, onlar anlarlar ve evlatlarını geri çevirebilirler. Ve böylece en iyi narkotik anne polisi, en iyi narkotik polisi anne projesine başlamış olur.